Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. 7'de 7 kampındayız. Hedefimiz 64 günde TET Kimya'yı güzel bir şekilde öğrenmek ve periyodik cetvel ünitesine geldik. Bakın dün ben size atomla alakalı bir tane özet videosu yaptım ve Ödeviniz vardı. İnşallah ödevinizi yaptınız arkadaşlar. Çünkü sizin aktif olmanız, ödev yapmanız çok önemli. Konuyu öğrenebilmek açısından. TYT Kimya Adası Soru Bankası'ndan ve de arkadaşlar Kimya Plus Soru Bankası'ndan sizin ödevleriniz vardı. Bunları mutlaka yaptığınızı düşünüyorum ve P3 Çetvel'e hazırız değil mi? Eğer yapmadıysak onları bir yapalım. Ondan sonra bu videoyu izleyelim. Bakın kampımızın 10. günü her gün bir video paylaşıyorum. Lütfen arkadaşlar kampımıza uyalım. Kurallarımız belli. Her gün video izleyeceğiz ve ödevimizi yapacağız arkadaşlar. Bugün de yine ödev vereceğim çünkü. Şimdi baktığımız zaman biz e, ders notları kitabımızda 8 nolu dersteyiz. Yani modern periyodik etvel ve tarihçesinden başlayacağım. Sayfa 33'ten sizle beraber ben mutlaka yazarsınız diye düşünüyorum değil mi? Şimdi baktığımız zaman biz bu dersimizde ne göreceğiz? Mendeleev. Meyer moley çalışmaları. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Periyot nedir? Grup nedir? Baş grup, yan grup nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Elementlerin yerinin belirlenmesi ve değer elektron sayısından bahsedeceğiz. Ve ünitemizin temizinde altın olduğu sözünü çözerek olayı anladık mı anlamadık mı görmek istiyoruz. Umarım size fayda sağlayan güzel bir ders videosu olur arkadaşlar. Bugün bilinen arkadaşlar 118 tane elementimiz var değil mi? Bakın peri çetfelimiz burada görüyorsunuz. Tabi bunlar bunları belirli özelliklere göre listeleyen bir şeklimiz var. İşte bu şekle biz ne diyoruz? Periyodik cetvel diyoruz. Ama bu periyodik cetvel yani tarih öncesinden beri hayatımızda olan yani bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Nedir? İşte bakın döverini yer. Shankar Newlands, Moseley, Mozeley, Meyer ve Mendeleyev gibi bilim adamlarının bunun üzerine çok büyük emeği var arkadaşlar ve bu çalışma sonucunda aslında bu liste ortaya çıkmış önemli bir listeden bahsediyoruz sistemden bahsediyoruz. Şimdi Dimitri Mendeleev ile başlayalım isterseniz. Elementleri arkadaşlar tabii ki onun yaşadığı dönemde daha elementlerin proton sayısı bilinmediği için atomların ağırlıkları var tabii ki. Elementleri artan atom ağırlıklarına göre ne yaptı? Ee, sıradı, sıraladı diye söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar yaklaşık olarak yani o zamanki drivirde bulunan yani bilinen 63 tane elementi eee 12 sıra ve 8 sütunlu oluşan bir cetvel oluşturdu o kendine göre ve bunların arkadaşlar baktığımız zaman fiziksel ve kimyasal özelliklerinin aynı olduğu ya yani benzer olduğunu bildi bazılarının ve bu şekilde grup e, mantığını burada görüyoruz. Yani ilk defa gruplandırmayı, elementleri gruplandırmak sistemini biz Mendeleyev'de görmüş oluyoruz ve bakın Mendeleyev'in tablosunda şöyle bir durum var. Bazı yerleri özellikle ne yapıyor musunuz? Boş bırakıyor. Yani ne gibi? Yani öyle ki Elementer element atom ağırlığına göre koyuyor aslında ama bazıları oraya denk geliyor ama onu oraya koymak istemiyor. Neden? Çünkü onun kimyasal özelliğiyle diğer elementlerin kimyasal özellikleri benzemediği için. Amacı şu benzer kimyasal özellikleri aynı olan yerleri aynı listeye koymak istiyor. Aynı periyoda veya işte gruba koymak istiyor. Dolayısıyla hatta bakalım mesela alüminyum var arkadaşlar. Alüminyumun altında mesela galyum var. Daha o zaman galyum bulunamamış mesela. Orayı boş bırakmış. Oraya da eka alüminyum yazmış. Yani şöyle ki galyum daha sonra bulunacak ama e, ee, bilmiyoruz tabii ki. Ee, oraya galyumun yanındaki elementi buraya koymamış. Çünkü alüminyum bunlar benzer özellik göstermediği için. Yani şöyle bir şey. Ek alüminyum demiş. Alüminyuma benzer bir element ileride bulunacak ve oraya bunu, bunu koymamız lazım demiş. Zaten ilerleyen zamanlarda buraya bu elementi koymuşlar. Yani şöyle bir şey. İleride bazı elementlerin bulunabileceği konusunda bir öngörüsü var. Yani zeki bir adamdan bahsediyoruz arkadaşlar. Peki Mendeleyev yaptığı çalışmalar neticesinde ne yapar? Periyodik tablonun babası olarak kabul görür. Tamam bu çok önemli. Ve Mendeleyev ile aynı dönemde yaşayan bir tane kimyacı var. Alman kimyacı bu da Meyer bunun ismi arkadaşlar. Bu da e, yine farklı bir metot uygulamış. Bu da arkadaşlar atom hacimlerine göre e, ve değerliklerine göre bir sıralamış bir liste. Yapmış ve Mendeleyev'in tablosunun benzerini oluşturmuşlar. Yani baktığımız zaman aslında benzer şeyleri yapmışlar diyebiliriz. Ve burada eksiklikler var mı? Tabii ki var. Şu anda biz zaten bunu kullanmıyoruz ama kullandığımız bir tablonun ana hatlarını oluşturdu diyebiliriz. Dolayısıyla sıralamada arkadaşlar bunlar neyi kullandı? E, atomların kütlelerini kullandı. Yani atom kütlelerini, kütle nolarını kullandı diyebiliriz onu söyleyebiliriz. Yani proton sayısı bilinmediği için bunu söyleyebiliriz. Ve hatta bunu da ifade edelim. E, proton sayısı bilinmiyor. Ve ne bilinmiyor? Mesela soy gazlar da yok o zaman. Soy gazlar daha sonra bulunduğu için tablosunda henüz soy gazlar e, bulunamadığı için yer almamıştır. Yani o zamanki bilinen elementleri bu yerleştirmiş. Şimdi gelelim arkadaşlar. Mozeley ve modern periyodik sistemde. Şimdi baktığımız zaman Moseley ne yapmıştır? Şimdi Moseley'in öncelikle arkadaşlar biraz hayatından da bahsedelim. Moseley önemli bir kimyacı ya da fizikçi diyebilirsiniz. Bilim adamı yani aslında bakarsanız. Çok önemli çalışmaları var ama genç yaşta ölmüş. Nerede ölmüş arkadaşlar? Çanakkale'de ölmüş. Gelmiş bize karşı savaşmak istemiş. Yani ne işi vardı? Çanakkale'de değil mi arkadaşlar? Gelmeseydi yapacak bir şey yok yani. Hani sonuçta nereden bilsin yani adamın mozeli olduğunu veya bilim adamı olduğunu. Sonuçta o da kardeşinin öcünü almak için falan filan gelmiş ama ne istediğiyle gelmeyeceksin yani böyle şeylere. Sonuçta arkadaşlar e, bu adam ama değerli çalışmaları var. Çok genç yaşta önemli çalışmalar yapmış baktığımız zaman. 1914'te mozeli elementlerin yaydığı arkadaşlar X ışınları üzerine bir deney yapmış ve bu X ışınları deneyiyle ışınların frekansıyla onların aslında e, atom numaralarının arasında, atom no'larının arasında bir ilişki olduğunu belirlemiş. Ya elementlerin bir e, atom no ya da proton sayısı diyelim, yani proton sayılarını belirlemiş aslında. Ve bu durumda şöyle bir şey demiş ya biz böyle çetvele evet atomların kütlerine göre yerleştiriyorduk ama mesela öyle iki element var ki mesela şimdi mesela diyelim ki karbon, e, karbon 6'ya, 13 izotopu var ama e, azot da mesela arkadaşlar 7'ye 13 olabilir. E şimdi biz karbona 13'e göre mi koyacağız? Hani azot da aynı 13. Onun da kütü numarası 13. Dolayısıyla hani oraya karbonu mu koyacağız? Azotu mu koyacağız? Burada bir karışıklık olabilir. Veya karbon arkadaşlar 6-12 var zaten. Hani 12'ye göre mi koyalım? 13'e mi göre, göre yerleştirelim? O yüzden burada bir karışıklık var. Ama karbonun proton sayısı 6 görüyorsunuz ki. Azotun proton sayısı 7. O yüzden bakın şöyle yapmışız. Kütle numarası yerine yani nükleon sayısı yerine o zaman Proton sayılarına göre, protonlarına göre artık ne yapabiliyoruz biz? Elementleri periyodik çetfere yerleştirdin demiş. Buna göre bir periyodik cetvel oluşturmayı başarmış arkadaşlar. Ve Mozilla'ya e göre elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri aslında onların proton sayılarının bir e, periyodik fonksiyonudur diyelim. Yani proton sayılarının bir e, periyodik fonksiyonudur diye söyleyebiliriz. Bu durumda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Atom numarası elementin kimliği olmuş oluyor. Yani atom numarası ya da proton sayısı aynı şey zaten. Değişirse element değişir ve kimyasal tepkimelerde protonlar ne olur? Korunur. Yani belki elektronlar alışveriş olacak tabii ki. Alış verilir, alınır ama protonlar korunur. Nötronlar da korunur bu arada. İzotoplar farklı Elementler değillerdir aslında. Yani izotop dediğimiz şey aynı elementin farklı bir yapısı gibi düşünelim. Elementler o zaman artan proton sayılarına göre ya da çekirdek yüklerine göre ya da atom numarası hepsi bunların aynı kelime zaten. Artan protonlarına göre ee, periyodik sistemi yerleştirilmelidir. Sonuçları ortaya çıkmıştır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz kısa notlar alalım bununla alakalı. Yani birkaç tane de bilim adım var öncesinde. Ondan da bahsedelim. Şimdi arkadaşlar PV oluşumunda Döbreiner. Mesela Döbreiner'ın tabi kazanlarda yok ama yine de bazen çıkabilir diye veriyorum. E, triatlar yasası diye bir yasa var. Bu ilk olayımız zaten. Bu vatandaş arkadaşlar üçlemiş. Yani elementleri benzer e, kütle numaralarına göre ya da doğrusu şöyle 3 elementi böyle sıralamış bu şekilde kütle numaralarına göre. İki elementin kütle, yani baştaki ve alttaki elementlerin kütleleri toplamının ortalaması, e, yarısı bu ortadaki elementin kütle numarasını veriyor. O yüzden böyle benzer özelliklere bağlı olarak üçlemiş. Hatta biz triyatlar üçlüler yasası da diyebiliyoruz. Şankortes de arkadaşlar bir silindirik sistem yapmış kendine göre. İşte burada duruma, oradaki bazı elementler var, iyonlar var, benzer olan yapıları silindirik sisteme göre bir kendine göre bir cetvel yapmaya çalışmış. Ama tabii ki e, gününde başarılı ama şu anda geçerli değil tabii ki. Ve Newlands, arkadaşlar onun da Oktav yasası var. Hani 8 demiş bu da. Benzer elementleri yine bakın şöyle yapmış. Yani e, A, B, C, D, E, F, G. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. element arkadaşlar buraya koymuş. Neden yani biliyor musunuz? Hani 1. ve 8. element aslında benziyor veya şöyle öyle düşünebilirsiniz. Hani benzer özellik olduğu için mesela bunu alt alta koymuş gibi. Gerçi bunlar şu anda kazımlarda yok ama yine de genel kültür olarak size veriyorum. Peki arkadaşlar burada kim var? 8A grubu var görüyorsunuz. 8A grubu soy gazların olduğu gruptur. Asal gazlardır. Onu arkadaşlar Ramsey dediğimiz bir adam var. Yani soy gazları kim buldu? Ramsey buldu bu ve Seaborg dediğimiz bir adam var o da periyotik cetvelinin altında lantanitler ve aktinitler diye bir bölge var yani iç geçiş elementleri lantanitleri ve e, aktinitleri e, arkadaşlar kim buldu Seaborg e, keşfederek periyotik sisteme son şeklini vermiştir diyebiliriz. Şimdi bununla alakalı bir tane sorumuz var hemen bakalım. Günümüzdeki periyodik cetvel pek çok bilim insanının çalışmaları içermiştir. Evet, özellikle Dimitri Mendeleev ve Meyer'in ayrı ayrı yaptığı çalışmalar neticesinde o günün şartlarında bilinen 60 tane elementin sistemli bir şekilde yerleştirildiği bir tablo oluşturulmuştur. Çok güzel. Bu tablo ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye soruyoruz. Şimdi henüz keşfi yapılmayan elementler için tabloda boş bırakılmıştır. Evet. Bu tarz bir öngörüsü var arkadaşlar bunların. Elementler artan atom numaralarına göre değil Kütle numaralarına göre yerleştirilmiş. Çünkü o zaman element atom numarasını bilmiyoruz zaten. Bu olmaz. Soy gazlara cetvelde yer verilmiş mi? Hayır arkadaşlar. Soy gazlarda yok. O daha sonra bulunuyor. O yüzden bu da yanlış. Cevap yalnız bir doğru olacak arkadaşlar. Bunu böyle söyleyebilirim. Evet devam ediyorum. Şimdi bakın. Günümüzde kullandığımız peri cetvel bu. Bakın. Görüyorsunuz burada e, gruplar var. Yani baktığımız zaman düşey sütunlar var bir de yatay sıralar var. Bunları bu şekilde söyleyelim. Şimdi elementlerin bakın nasıl sıralamışlar? 1A bakın yazıyor. 1 hidrojen, 2 helyum, 3 lityum, 4 berilyum, 5 bor, 6 karbon, 7 azot diye böyle gidiyor arkadaşlar. Bakın bir numaraları var. Bu numaralar artan proton sayıları. Yani elementleri artan proton e, sayılarına göre, e, atom numaralarına göre ya da fark etmez. Ya da şekildeki Çünkü aynı şey zaten. Yan yana Benzer arkadaşlar bakın benzer bakın ne yapıyoruz mesela sodyum potasyum bunlar alt alta veya işte ne oluyor işte e, flor klor brom iyot bunlar alt alta geliyor bakın görüyorsunuz ki. Bunlar arkadaşlar benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre arkadaşlar özelliklerine göre alt alta sıralayan sisteme biz ne diyoruz? Periyodik cetvel adını veriyoruz. Yani periyodik cetvel dediğimiz şey aslında böyle bir sistem. Yani ne yapıyoruz? Elementleri artan atom numaralarına göre yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar periyot çetveldeki grup durumlara bakalım. Şimdi periyot çetvelde ne var? Hemen baktığımız zaman arkadaşlar bir yatay sıra var bir de görüyorsunuz ki düşey sütunlar var. Periyot deyince periyot çetveldeki yatay e, sıralara verilen adlıdır. Ve kaç tane periyot var bakalım. Mesela bakın şuradan da inceleyelim isterseniz e, ee, hidrojen ve helyum. Bakın bir, birinci periyot burası. Sonra bakın lidyumla başlıyor. Berilyuma devam ediyor. İkinci periyot sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum, fransiyum. Bakın toplam 7 periyot var aslında. Burası 8 burası 9 Yani dokuz periyot mu var? Hayır tabii ki arkadaşlar öyle bir şey yok. Bakın şu lantinitler aslında şuradan kopmuş. Aktinitler de aslında buradan kopmuş. Aslında burası da 7. periyot oluyor. Var özür dilerim burası 6. periyot oluyor. Burası da aktinitlerin olduğu bölgede 7. periyot olmuş oluyor. Bunu burada söyleyelim tamam mı? O zaman demek ki toplam kaç periyot var? 7 tane periyot vardır. Onu belirtelim ve elektronların e, bulunduğu arkadaşlar en son katman yani dağılım var ya en son katmanın yani 288 kuralına göre dağıtıyoruz. En ka son katmanın biz ne olduğunu söylüyoruz? Periyot olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki aynı periyotta bulunan tüm elementlerin katman sayıları baş kuram sayıları da aynıdır diye söyleyebiliriz. Bakın yani baş kuram sayıları aynıdır. Mesela birinci periyotta kaç elementimiz var? Bakın birinci periyotta hidrojen ve helyum elementimiz var. Yani toplamda aslında birinci periyotta iki elementimiz var. İkinci periyoda ve üçüncü periyoda bakarsınız bakın 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. A grupları var sadece. Yani ikinci ve üçüncü periyotta o zaman toplamda 8 element var. 8 el element var yani. 8 element, 8 element vardır. Peki 4. periyoda bakalım. 4. periyotta bakın şurada arkadaşlar. Bakın 10 tane de B, e, B elementleri var. Yani 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B 2B. Yani burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de buradan. B grubu geliyor. Yani 10 tane B var, 8 tane A var. Toplamda 4. ve 5. periyotta arkadaşlar 18'er element vardır diyebiliriz. Peki 6. periyoda bakalım. 6. periyotta ise arkadaşlar bakın ne oluyor? Az 18 element var ama şuradan gelen lantanitler 14 tane element buradan geliyor. Yine 7. periyoda bakalım. 18 element var burada. E buradan da gelen aktinitler toplam e buradan da e 14 element geliyor. Yani 18 artı 14'ten 32'şer elementi 6. Ee, ve 7. periyotta var. Yani o zaman ne olmuş oluyor bakın. Elementlerin periyot çetveldeki sayıları birbirinden farklı gelmiş oluyor. Gelelim arkadaşlar grup kelimesine. Grup nedir? Grup arkadaşlar P3 etfeldeki düşey sütunlardır. Yani baktığınız zaman arkadaşlar bakın burası 1A bir grup. Birinci bir tane grup burada. İki tane ikinci grup burada. Aslında bunlar yupa göre bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane grup var. Yani toplam yupa ya önerdiği 18 tane grup var. Peki mesela 1A bir birinci grup. 2A ikinci grup. Sonra arkadaşlar 3A değil de 3B üçüncü grup. Yani şurası 3B oluyor aslında. Burası B grupları yani. Şurası morla gösterilen B grubu. A grupları ise şurası şurası ve şu yani şuralar ve şu bölgeler A gruplarıdır diye söyleyebiliriz. Şu bölge yani taradığımız şu bölge ise B grubudur diye söyleyebiliriz. Tamam mı? Evet bunu böyle belirtelim. O zaman toplamda ne oluyor? Bakın 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Yani toplamda o zaman arkadaşlar ee, 8 tane ne oluyor? A grubu vardır. Ki biz o A gruplara baş grup adını veriyoruz. Ve burada B gruplarına baktığımız zaman 3B ile 2B arası. Yani toplamda 10 tane blok da burada var 10 tane böyle düşey üstünde burada var. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmuş oluyor burada? 10 tane de toplam B grubu var. O zaman ne olmuş oluyor işte? 8 tane A grubu, 10 tane B grubu toplam arkadaşlar 18 tane grup vardır der, der miyiz? Evet toplam 18 tane grup vardır deriz. Ve gruplardaki elementlerin kimyasal özellikleri birbirlerine benzerdir diyebiliriz. Bakın benzer, aynıdır değil benzerdir diyoruz. Aynı başka bir şey, benzer başka bir şey onu söyleyelim tamam mı? Ve bakın şimdi burada bir şey daha belirtelim. Arkadaşlar bakın yupa göre 1A birinci grup. 2A ikinci grup. Ee, 3A 13. grup 4A 14. grup Yani görüyor musun? Hani 3A 3. grup değil. 13. grup 3. grup 3B 4. grup 4B, 5. grup 5B 6. grup 6B, 7. grup 7B Bakın burada 3 tane 8B var Yani şurası 8B, 8B, 8B Yani öyle bir durum var arkadaşlar. Yani 8B 9B 10B diye gitmiyor. 8B 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 sonra bakın 1B 2B sonra A grubu geliyor zaten. 1A e, 2A sonra işte burada arkadaşlar B'ler var. Görüyorsunuz ki 1B 2B 4. periyodun itibaren zaten B'ler var. Bakın 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B, 8B. 1B 2B 3A galyumla devam ediyoruz. Tamam Gördük mü bunu arkadaşlar? O zaman demek ki 8B 3 blok halindedir diyebiliriz. Bunu da burada Belirtelim. Yani kimyasal özellikleri çok benzer olduğu için bunları blok haline getirmişler. Peki periyodik tablındaki yer nasıl bulunabilir? Elementin yeri tabii ki onun arkadaşlar nötr haldeki e, elektron sayısının dağıtılmasıyla ya da arkadaşlar doğrudan proton sayısının e, katman dağılımı yapılarak bulunabilir. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Ve mesela neydi kuralımız? Hani ilk 20 element için geçerli tabii ki burası. 2 2, 8 8 2 bunu böyle yazabiliriz. Aslında normalde 2 8 18, 32 diye gidiyor normalde. Ama ilk 20 element için 2882 82 oluyor. Yani 20'den sonra artık buraya yazacağız zaten. 9 buraya, 28, 82 burada kaldı ya. Sonra 21, 2883 83 değil. Ne oluyor? 21 olsa mesela 2892, 92. Sonra 28, 12. 28, 11, 2. Yani şurayı dolduruyoruz. Ne zamana kadar dolduruyoruz? 18'e kadar dolduruyoruz. Burası 18 olduktan sonra burası 2'ydi ya. 3, 4, 5 diye devam ediyor. Tamam mı? Böyle bir dağılım var. Bu ne, nerede karşımıza gelecek? Bu ayete karşımıza gelecek. Onu orada belirtiriz. Değer elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayıları bizim grubunu verecek arkadaş elementin. Katman sayısı bizim e, tabii ki periyodumuzu verecektir. İstisna element burada helyum. Mesela normalde helyum dağıttığımız zaman e, farklı dağıtıyoruz. Yani normalde aslında şu, normal dağıtıyoruz ya helyumu şöyle dağıtıyoruz. iki protonu var. iki de elektronu var e, şöyle iki elektron yazıyor. Bak birinci katmanda bir elektron, iki elektron var. Yani birinci periyot iki ademimiz lazım. Ama öyle demeyeceğim. Bakalım nasıl diyeceğim. Hemen inceleyelim. Şimdi arkadaşlar periyot çetverliği yerlerini bulalım hemen elementlerin. E, sodyum mesela direkt proton sayısını dağıtabiliriz. Ya yani da nötr haldeki elektron sayısını yazabiliriz. Zaten bundan nötr vermiş. 2, 8, 1. Bak kaç katmanı var? 1, 2, 3 katmanı var. O zaman 3. periyot 1 olduğuna göre ne diyeceğiz? Bir A grubu diyeceğiz. Bunu hemen böyle yazabilirim. Devam ediyorum arkadaşlar. E, kükürt zaten elektron sayısı 16. Nötr olduğu için proton sayısı 16 zaten. Dağıtıyorum. 2, 8, 6. Kaç katmanı var? 1, 2, 3 katmanı var. Üçüncü periyot 6 A grubu şeklinde karşımıza gelecektir. Florun elektron sayısı 10 ama yükü eksi 1 yalnız. O zaman eksi 1 artı 10'dan proton sayısı 9 gelir. O zaman dağıtırsam 2, 7 olacaktır. 2 tane katmanı var. Yani ikinci periyot 7A grubu diye biz bunu yazabiliyoruz tabii ki. Ve erkek ronsa 7 olduğunu görebiliyorum. Alüminyumu dağıtacağım. 2, 8, 3. 3 tane katmanı var. O zaman 3. periyot ve 3A grubu olarak yazabiliyoruz. Helyum bakın iki şeklinde yazıyorum değil mi? Ne yazmam lazım? Birinci periyot 2A yazmam lazım. Ama böyle yazmayacağım. Nedir? Çünkü helyum arkadaşlar helyum bakın nereye koymuşuz arkadaşlar. Hemen bunu şöyle belirtelim. inceleyelim isterseniz. Helyum birinci periyotta ve 8A grubunda. Niçin? Soy gazı olduğu için. Yani soy gazlar 8A grubunda yer almalı. O yüzden zaten birinci periyot 2A var mı? Bakın birinci periyotta sadece hidrojen ve helyum var. Başka element yok. O yüzden buraya bunu yazamayız. O zaman ne diye yazacağız? Birinci periyot 8A yazacağız. Peki fosfor bakın 18 tane elektronu var ama onu dağıtacağız. Onu bu dağıtarak yer bulamayız. Eksi 3 yükü olduğuna göre proton sayısı 15'tir. Dağıtacağım. 2, 8, 5 olacaktır. 3 katmanı var. Üçüncü periyot ve 5A şeklinde bunu yazabiliyorum. Devam edelim. Kalsiyum 20 zaten direkt vermiş. Onu dağıtalım. 2, 8, 8, 2. 4 tane katmanı var. 4. periyot ve 2A grubu şeklinde yazabilirim. Silisyumu dağıttığımız zaman nasıl olacak? 14 dağıtıyorum. 2, 8, 4. O zaman 3. periyot 4A grubunu da buraya yazabilirim. Çünkü bakın 3 katmanı var. 3. periyot. Diğer kron sayısı 4'tür. 4A'da yazılabilir. Şimdi esas kural neymiş aslında? Bu değil aslında. 2, 8, 8, 2 değil. Normalde aslında bir katmandaki maksimum elektron sayısının formülü şöyle bulunur. 2n kare formülüne bulunur. Tamam mı? 2n kare. Şimdi mesela n eşittir 1 için birinci katman için o zaman 2 elektron. Çünkü 2 çarpı 1'in karesi. 1'in karesi 1 çarpı 2'den 2 elektron. İkinci katman için 2 çarpı 2'nin karesi. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2 8 elektron oluyor aslında. n eşittir 3 olursa 2 çarpı 3'ün karesi 3'ün karesi 9 çarpı 2 18 oluyor. Yani o zaman 2 elektron 1. katmana yazıyoruz. 2. katmana 8 elektron yazıyoruz ama 3. katmana 18 elektron yazıyoruz bakın. Peki 4. katman olursa 2 çarpı 4'ün karesi yani 32 elektron yazmamız gerekiyor buraya. Peki mesela kobaltı nasıl yazacağız o zaman? Şöyle bakın. 2 elektron yazdık 1. katmana yazdık tamam. Sonra 2. katmana 8 elektron yazdık arkadaşlar. Şurayı boş bırakalım tamam mı? Şuraya 2882 8, 8, 2 ya. Şuraya 2 elektron yazdım şimdi tamam mı? 2882 8, 8, 2 yazdım. Toplam arkadaşlar ne oldu? Buraya 8 yazsam 20 zaten değil mi? Ama 27 olunca demek ki buraya fazla yazmam lazım. Kaç oldu? 2, 8 daha 10, 2 daha 12. O zaman buraya 15 elektron yazmam gerekiyor. Bunu böyle belirtebilirim tamam mı? 16 mesela 28 olsa burası 16 olacak. 29 olsa burası 17 olacak. 30 olsa burası 18 olacak. Mesela X elementi 31 olsa ne olur diye bakalım. 2 elektron burada, 8 elektron burada. 18 elektronu artık buraya yazabiliyoruz ve artık burası 2 değil 3 oluyor. 3 elektron şeklinde buraya yazabiliriz. Tamam mı? Titanyum 2 elektron birinci katmana yazdık. 8 elektron ikinci katmana yazdık. Burayı boş bırakıyoruz. Buraya 2 elektron yazıyoruz. 2 8 8 2 diyorduk ya aslında. Buraya 2 yazdık. 2, 8, 8, 2. Buraya 8 yazsaydım toplam zaten 20 olacaktı. Ama 20'den fazla olması lazımsa işte buraya 8 değildi. 10 elektron yazarsak o fazlasını buraya yazmamız lazım. Çünkü 18'e kadar buraya yazabiliyorum. 18'e kadar yazabiliyorum buraya da zaten tamam mı? Bu şekilde bunu oluşturabiliyorum. Evet. Şimdi kolayca yer bulma diye bir kavramımız var. Nasıl buluyoruz? Soy gazlardan yararlanabilirsin. Nasıl yararlanacağız? Tabii ki şöyle ki arkadaşlar. Soy gazların biz proton sayısını bilirsek bakın 2, 10, 18, 36, 54, 86. Şimdi size biz iyodu verdik. İyodun elektron sayısı 54. Proton sayısı da 53 şimdi tamam mı? E şimdi ne yapacağım? 2, 8, 8 diye dağıtacağım. Zor olur. Nasıl yapacağız? Bak şöyle. Şimdi bak kime benziyor iyod? Aslında kısınana benziyor. Şimdi bakın 1. Bir, birinci periyot burası. İkinci periyot burası, üçüncü periyot burası, dördüncü periyot burası, beşinci periyot burası, altıncı periyot burası. Yani aslında beşinci periyodun aslında arkadaşlar burası beşinci periyot olsa beşinci periyodun e, sekiz 8 A grubundaki elementinin ksenonun proton sayısı 54. Bir tane yana gelirsem 53'e gelirim. Yani iyot da buraya geliyor. Demek ki 5. periyot 7A grubu diyebiliriz. Evet. Peki rubidiuma bakalım. Hemen inceleyelim. Şimdi arkadaşlar 4. periyodun son elementi zaten e, kripton yani 36 zaten ama bir tane artırırsam bunu ben ne olur bir tane periyot atlarım. 5. periyota gelirim ve 5. periyotun birinci elementi rubidium yani 1A grubuna hemen gelebilirim. Böyle kolay bir şekilde yer bulmamız mümkündür arkadaşlar. Şimdi biraz sorular çözelim isterseniz. Şimdi elimizde bir tane tanecik var. X'in yani taneciğin A taneciğinin 15 tane protonu varmış 16 tane nötronu varmış. Toplam arkadaşlar şöyle bir şey yazabiliriz. Mesela A taneciği var 15 protonu var evet. 16 nötronu var. Buraya yazarız. Toplam kütle numarası toplarsak 31 zaten. Elektron sayısı kaç? 2, 8, 8. Yani 2 daha az. 2, 8 daha 10. 8 daha 18. O zaman yükü burada arkadaşlar mecburen 15, 18 olunca proton sayısı elektron sayısı 3 eksik. Dolayısıyla yükü de eksi 3. Yani 3 tane bu elektron almış diyebiliriz. Bakın böyle bir şey var. Dolayısıyla bu bir anyondur. Evet doğru. Yükü eksi 3. Kütle numarası zaten proton sayısı nötron sayısı toplamı. Evet bu da doğru oluyor. Görüyorsunuz ki. Üçüncü periyot 8A grubu mu? Şimdi bak yer bulmak için biz ne yapıyoruz? Şunu dağıtıyoruz. Yani 15 dağıtırsak 2, 8, 5. Yani üçüncü periyot değer kekron sayısı 5 olduğuna göre 5A grubu olması lazım. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. Peki şimdi buna bakalım. D 32, 15'te kimyasal özellikleri farklı mı? Şimdi kimyasal özelliğin aynı olabilmesi için şöyle bir şey olması lazımdı. Şimdi bakalım arkadaşlar. D'ye bakalım. 15'e 32. Evet. Proton sayıları aynı ama Elektron sayılarının da aynı olması lazım. Kimya sözlerinin aynı olabilmesi. Bu bak e, elektronu zaten bunun 15. Çünkü yükü 0 biliyorsunuz ki. 15'i 13, 15, 18 görüyor musunuz? Yani elektron sayıları farklı gelmiş. Protonları aynı geldi ama elektronları farklı geldiği için bunların kimya özelliği aynı olamaz. O yüzden bu da doğru. 3 elektron verirse yani 15, 30, 18 ya aldığı fazlanın 3 elektronu 15-15 yaparsa 3 tane verirse ne olur? O zaman nötr olmuş olur. Yani bu da doğru oluyor. Hangisi yanlış? Cevap arkadaşlar bu durumda C şıkkı yanlış olacaktır. Devam ediyorum bakalım. Şimdi yüksüz tanecik 8 olan x-3 iyonun toplam tanecik sayısı 25 demiş. Şimdi x-3 iyonumuz var. Arkadaşlar yüksüz tanecik demek nötron sayısı. Yani burası 8 olmuş oluyor tamam mı? Şimdi ben burada proton sayısını biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Elektron sayısına ben mesela arkadaşlar diyelim ki bunun A olsun tamam mı? Elektron sayısını buraya yazdım. Zaten elektron sayısı yükü toplarsam proton sayısına gelir. O zaman bunun proton sayısı da A-3 olmaz mı? Bence olur. Şimdi toplam tanecik sayısı demek ne demektir? Aslında proton sayısı, elektron sayısı ve nötron sayısı demektir. Yani toplam tanecik sayısı budur. Şimdi proton sayısı A-3. Evet. E, elektron sayısı A. Nötron sayısı 8 toplarsak bu arkadaşlar 25'miş. Yani baktığınız zaman hemen buradan denklem yazacağız. 2A eksi 3 artı 5 daha ne olur arkadaşlar? Artı, e, artı 5 eşittir 25 oluyor. A da buradan arkadaşlar 10 geliyor. Yani X'in o zaman eksi 3 yüklü olduğunu söyleyebiliriz. A 10 10 eksi 3 ile toplarsak 10 ile eksi 3 toplarsak 7 oluyor. E, küt, nötron zaten 8 olarak vermiştik. Toplarsak da nötron, e, kütle numarası da 15 oluyor. Yani 7 ile 8'i toplarsak da kütle numarası 15 geldi. Buna göre eksi yüklü tanecik sayısı e, ee, ne alakalı vermiş? Bakın bize bununla alakalı sormuyor yalnız. X atomu ile alakalı soruyor. Bakın çok önemli. Bun, bunu, biz bulduk ama X atomu demek X'in yükünün sıfır olması demek. Yani 7 olacak proton sayısı. 7 de arkadaşlar bunun elektron sayısı olacak. 8 de burası. Kütle numarası, nötron sayısı toplarsak da kütle numarası 15 oldu. Peki eksi yüklü tanecik sayısı yani elektron sayısı 7'dir. Evet doğru. İkinci periyot elementim. Bak dağıtacağım. 7'yi dağıtırsam 2 elektron birinci katmanda, 5 elektron ikinci katmanda. Ee, görüyorsunuz ki ikinci periyot 5A grubu elementi. Yani birinci kat periyot, ikinci periyot, ikinci periyot elementi. Bunu söyleyebiliriz. Peki klorla arkadaşlar bunlar kimyasal özelliği benzer mi diye bakalım. Şimdi klorun e, yerine baktığımız zaman klor 2, 8, 7. Yani klor arkadaşlar 3. periyod 7A grubu elementi. E bu da 5A grubu elementi. E bunların kimyasal özelliğinin benzer olabilmesi için aynı grupta olması gerekiyor. Birisi 7A, birisi 5A. O yüzden bunu sayamayız arkadaşlar. Olmaz. Cevap da bu durumda 1 ve 2. Yani C şıkkı olacaktır. Hadi bakalım. Devam ediyorum arkadaşlar. İnşallah. Evet. Şimdi elimde e, 3 tane görüyorsunuz tanecik var. Evet. Bunların bize Bakın ne yapmış? Proton sayılarını vermiş. 2, 8, 8, 2. Dördüncü periyot 2A. Oksijen 2, 6. 2. periyot 6A. O, e, klorda 2, 8, 7. Üçüncü periyot 7A olarak verilmiş. Çok güzel. Buna göre hangisine ulaşılabilir diye soruluyor. Şimdi bir atomun yörünge sayısı bakın kaç katmanı varsa o kadar periyodu vardır zaten. Bakın 4 katmanı var, 4 yörüngesi var, 4. periyot. 2 katmanı var, 2 yörüngesi var, 2. periyot. 3 katmanı var, 3. periyot diyebiliriz. Evet. Değer elektron sayısı son katmandaki elektron sayısı da zaten bakın 2 2 A'da. Bakın 6 olunca 6 A'da, 7 olunca 7 A'da. Bunu da vermiş görüyor biliyorsunuz. Peki nötr atomların proton sayısı elektron sayısına eşit midir? Bununla alakalı bir bilgi var mı diye bakalım arkadaşlar. Tabi bunlar e, baktığımız zaman hani biz sadece buna göre bakıyoruz. Hani bu sonuçlara göre bakacağız aslında. Biz bunu şimdi tam olarak bu sonucu çıkartabilir miyiz? Hani elektron sayısının neresi olabileceği konusunda nasıl yapacağımız konusunda tam net bilemeyebiliriz belki değil mi? O yüzden bu konu kesin bir bize bilgi vermiyor. Bunu bilebilmesi, bilebilmemiz için arkadaşlar bizim burada bunların aslında neyini bilmemiz lazım? Elektron sayılarının yerlerini göstermesi lazım. Sayı olarak buraya yazması lazım. Bunları yazmadığı için tam net olarak bilemeyeceğimize göre bu konuda ulaşabileceğimiz bir değer değil. O yüzden cevap da bu durumda C şıkkı olacaktır. Evet dedik. Bunu da geçtim arkadaşlar. Şimdi geçiyorum diğer sorumuza. Elimizde bir tane e, bir görüyorsunuz ki e, ee, nereden çıkacağımız diye sormuş. Emirhan bir çizelgemiz var. Kavram haritamız var. Bununla alakalı doğrular için D harfini yanlışlar için de Y harfini yönelecekmiş. Acaba hangi harften çıkar diye soruyor. Şimdi Mozeley X ışınları spektrumu ile elementlerin nötron sayılarını mı? Hayır. Nötron sayılarını Chadwick bulmuştu. O değil arkadaşlar. O yanlış. E, Moseley proton sayını bulmuştu. O yüzden buradan devam ediyoruz. Günlüğümüzde kullanılan periyodik cetvel Mendeleev'in tablosudur. Hayır, bu da yanlış. Şu anda Moseley'in tablosunu kullanıyoruz. Bu arada buna bakalım. Belirli elementler belirli fiziksel ve kimyasal özelliklere göre periyod çetve yerleşmişler. Evet, bu doğru mesela. Bu ifade doğru olmuş oluyor. İşimiz yok ama bakalım yine de. Tabii ki biz öğreniyoruz burada aslında. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özelliği aynı değil. Hayır benzerdir. Aynı olmak başka bir şey. Benzer olması lazım. O yüzden arkadaşlar yani iki elementin kimyasal özelliğinin aynı olabilmesi için onların arkadaşlar proton sayılarıyla beraber elektron sayının aynı olması gerekiyor. O yüzden bu da yanlış. Ben nereden çıktım? A'dan çıkmış oldum diyebilirim. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Burada bir tane soru var. Soru 6. Biz ne yapmıştık? Dersin başında atlamıştık bu soruyu. Şimdi ona geldik. ADS elementlerimiz var görüyorsunuz ki. Buna göre e, burada birinci, ikinci ve üçüncü e, burada olaylarımız var. Acaba diyor hangi şekildeki gibi olursa hangi şartta elementlerin özelliklerini doğru sağlar demiş. Şimdi diyor ki A ile S'nin değer elektron sayıları aynıdır. Bu aynı grupta olarak mümkündür. Bakın A ve S ikisi de 6 adaysa 6'lı değer elektron sayısı uygun. Yani 1 A'nın 1, 2 A'nın 2, 3 A'nın 3, 4 A'nın 4, 5 A'nın 5, 6 A'nın 6, 8 A'nın 8, 7 A'nın 7 gibi. Ama bakın burada mesela A mesela atıyorum 2. periyot 2, 2 A'da diyelim. D mesela 3 A'da, S mesela 4 A'da. O zaman mesela A ve S'nin derk ekron sayısı aynı gelmez. Bu olmaz. Peki buna bakalım arkadaşlar. E, ee, A, D, S sanki 8 A grubu olacak gibi aslında sanki. Hepsi bu 8 gibi düşünülebilir. Peki ama bakın şu her şartta ifade çok önemli. D'nin atom numarası A'nınkinden büyük S'ninkinden küçük. Evet bakın. D'nin atom numarası A'dan büyük. Evet. S'den de küçük. Evet. Uygun. Yani ben bunu hani neden atom numarasına göre bakabiliyorduk. D daha aşağıda. Proton sayısı daha büyük oluyor. Ama S daha sağda olduğuna göre S'nin e, atom e, numarası daha büyük oluyor. O yüzden bu her şartta birinci özel şart sağlıyor. Peki buna bakalım. D arada. Hani A'dan büyük S'den küçük. Bu da sağlıyor aslında. Ama bak 8A'ya aslında burası. Arkadaşlar 8A'da A belki de helyum. Dolayısıyla her değer elektron sayısı 2'dir. Ama mesela bunların elektron sayısı 8. Dolayısıyla hani A ve Se'nin elektron sayısı eşit gelmiyor. Yani 8 A'da böyle bir istisnai durum var. O yüzden bu her şartta sağlamaz. Çünkü periyot numarasını biz bilmiyoruz. O yüzden bu ifade arkadaşlar olmuyor. Zaten bu olmuyordu. O zaman cevap da burada yalnız bir olacaktır. Evet bunu da hallettik. Şimdi ben size yine e, videodan sonra ödev veriyorum arkadaşlar. Biz ne yaptık? Birinci e, dersimiz yani şöyle aslında. E, periyodik cetvel alakalı birinci dersimizi bitirmiş olduk. Hemen bakın periyodik cetvel testleri burada sayfa 44'ten başlıyor. Sayfa 44 bir testimiz var bizim. Mutlaka bunu yapalım. Sayfa 44-45. Bakın test bir yaparsak olayı anlayacağımız düşünüyorum. İyice pekiştireceğimiz düşünüyorum. Gençler bu şekilde hallettik. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.